Selam gençler. Ben bildiğiniz gibi Vederner Bey. Bugünkü konumuz oyuncaklar. Köpeğimize, kedimize nasıl oyuncaklar almalıyız? Seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Bunları anlatacağım. Bugün evin balkonundayız. Lan küpe de var ya haç işareti gibi gözüküyor. Yani gıcık olduğumdan değil. Tam tersine birçok gayrimüslim arkadaşım var ama Bizde motosiklet falan falan ama uzaktan bakınca da harbiden haç gibi duruyor. Neyse şimdi bugünkü konumuz kedi veya köpeğimize oyuncak alırken nelere dikkat etmeliyiz? Aslında oyuncak sektörü çok gelişmiş durumda köpekler için ve her gün yeni markalar yeni çeşitler çıkartıyor. Kediler için de hakeza aynı. Burada kedi veya köpeğimizin ilgi alanları, boyutu, çene yapısı e, seçeceğimiz oyuncak için çok 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 önemli örnek veriyorum. Şöyle başlayalım. Köpeğiniz küçük ama siz ona kocaman bir oyuncak aldınız. Ağzında taşıyamayacağı veya ağzında taşımaya çalışırken çene kaslarını çok yoracağı, böyle şu şekilde taşımak zorunda kalacağı bir oyuncak aldınız. Tabii ki bu onun için Ciddi sıkıntı yaratacaktır. Peki kısaca başlayalım. Önce kedilerden başlayalım. Kediler aslında oyuncaklara tapmazlar. Çünkü onlar için her şey bir oyuncaktır. Sahibi bile bir oyuncaktır. Sahibinin tokasıyla oynar. Efendime söyleyeyim saçıyla oynar. Gider evde saçma sapan en kıymet verdiğiniz veya en beğenmediğiniz eşya ile oynar. Çiçeğin kumuyla oynar. Dolayısıyla ona spesifik bir oyuncak almak. Bazen işe yaramayabilir. Buradaki önemli olan e, konu ne? Dikkat etmemiz gereken köpeklerde de hakeza aynı e, yutmayacağı oyuncakları seçmek. Örnek veriyorum kedi bir makarayla oynayabilir. E, tamam okey makarayla oynuyor. Problem yok. Ama o makaranın ipi açıldığında büyük ihtimalle merakla e, o ipi yutacaktır. O da ciddi sıkıntılar oluşturabilir. Böyle iki tane hastamı kaybettim. Bir tanesini zaten hani kurtaramadık. Diğeri için operasyona aldım. Ve bağırsakta ciddi hasarlar vardı. Toparlamaya çalıştık ama hayatta kalması ona daha çok acı ve problem yaratacağı için farklı bir yöntem uygulamak zorunda kaldık. Velhasıl kelam bu mesela bir makara cidden çok tehlikeli olabilir. Küçük bir top hani şu çocukların oynadığı minik plastik toplar var ya yere vurduğunuzda ki ben de oynuyorum zaman zaman. Yere vurduğunuzda duvardan filan seken bunlar da aynı şekilde çok ciddi zararlar verebilir. YouTube bağırsağını tıkayabilir, mide geçişinde problem yaratabilir. O yüzden benim size tavsiyem küçük yutabileceği oyuncaklardan uzak durmaz. E peki kedilere ne alacağız? Aslında bir şey almaktan farklı evi de bile yapabilirsiniz. Kediler hareket eden oyuncaklardan çok hoşlandığından dolayı size tavsiyem mesela küçük bir kamışın daha doğrusu uzun bir kamışın özür diliyorum. Uzun bir kamışın ucuna bağlayacağınız ip ve ipin ucundaki tüylü bir oyuncakla sağa sola sallayarak oturduğunuz yerden bile televizyonda böyle Survivor izlerken kedinizi oynattırabilirsiniz. Lazer konusunu çok sevmiyorum işin açıkçası. Çünkü gerçekten kedilerin kafasını çok karıştırıyor. Bana bir eziyet gibi geliyor. O yüzden lazer konusunu çok tasvip etmiyorum. Kurulan küçük fareler aynı şekilde kedilerin acayip hoşuna gider ama dediğim gibi ne alırsanız alın kedi mutlaka ya beğenmeyecektir ya da beğense bile bir sürü oynayıp ondan sonra sizin kişisel eşyalarınıza yönelecektir. Dolayısıyla ortalıkta özellikle toka yutabileceği metal eşyalar yani küçük oyuncakları bile toparlamanız gerekiyor. Eğer evinizde bir hayvan besliyorsanız çok 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 dikkatli olmamız gerekiyor. Ee, köpekler hakkında da biraz bahsetmek istiyorum. Köpeklerdeki farklı bir konu var. Çene kasları çok kuvvetli olduğundan dolayı bazen aldığınız oyuncak ağız yapısına uygun olmasına rağmen dişleri çok kuvvetli olduğundan onu parçalayabiliyor. Örnek veriyorum sünger toplar. Sünger toplar ciddi sıkıntı yaratabiliyor. Çünkü ilk ısırışında ile bastırıp ilk ısırışında koparabiliyor. Yine aynı şekilde mide bağırsak tıkanmalarına, ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor. İlla bir top olacaksa tavsiyem plastik şöyle bastığınızda vik 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 diye öten. Ya içeride de aradım aslında. Şivan'ın topu evliydi ama bulamadım onu. Şöyle bastığınızda vik vik diye öten o topları daha çok öneriyorum. Peluş oyuncak. Şimdi peluş oyuncak konusuna yani çok öneren eğitimci ve veteriner arkadaş var ama köpeğinizin eğer diş yapısı kuvvetliyse kopartacaktır kesinlikle derisini ve içindeki peluş kısımları, o sünger veya elyaf olan kısımları yutacaktır. Bunlar ciddi sıkıntılar yaratabilir hayvanınız için. Yine aynı şekilde mide bağırsak bozulmaları, tıkanmaları sebebiyet verebilir. Dolayısıyla oyuncağı biraz daha sert bir maddeden seçmemiz gerekiyor. Bence mesela şu tenis topları ciddi bir güzel bir oyuncak olabilir. Ee, marka vermeyeceğim ama spesifik yine bir oyuncak var. Şöyle bir yuvarlak, içi boş, içine ödül maması atıyorsunuz ve topu yuvarlıyorsunuz. Giderken de ses çıkartıyor. Ayrıca koku aldığı için çıldırıyorlar onlara. Mesela bu bir oyuncak olabilir onun için. Ee, daha önceden diş bakımında anlattığımız böyle bir İneğin, ineğin, koyunun, keçinin büyük bir kemiğini güzel kasapta sıyırttıktan sonra siz de haşlayacaksınız. Üzerinde hiç et kalmayacak. O bir oyuncak olabilir. Hem diş, diş etleri, özür diliyorum. Diş taşlarını engellemek adına da çok iyi ve köpekler için güzel bir oyuncak olabilir. Yani bir hem diş fırçası ihtiyacınızı karşılarsınız hem de aynı zamanda güzel bir oyuncak olur onun için. Frizbi mesela eğer köpeğiniz biraz atletikse zıplama kabiliyeti varsa yani bir e, Fransız buldoktan bahsetmiyorum. Yani zıplama kabiliyeti düşük bir köpek için frisbee yanlış bir seçim olur. Çünkü zıplayıp yakalamaya çalışırken düşüş pozisyonuna bağlı olarak ciddi sakatlıklar, omurga bacak problemleri yaşayabilirsiniz. Kas yırtılmaları olabilir. O yüzden kısa bacaklı için, köpek kısa bacaklı köpekler için tavsiye etmem ama bir golden'ınız, bir alman kurdunuz veya e, ne bileyim bir doberman'ınız varsa Yine tercih edebileceğiniz bir oyuncak frizvi. Bunun harici e, ham deriden yapılmış oyuncaklar var. Şimdi bu ham deri konusu biraz sıkıntılı. Şöyle ki hiç tasvip etmediğimiz hayvan kürkünden arta kalan bir yan ürün ham deri. Bu ham deriyi köpekler seviyor. Hem çiğniyor hem diş fırçası olarak kullanıyor. Hem oyuncağı alıyor ciddi zaman geçiriyor. Ama kullanıyor musunuz? Ben hiç şivaya almıyorum işin açıkçası. Alan kişileri de niye alıyorsunuz diyemem. Tercih meselesidir ama bu da bir oyuncak biçimi. Bunun haricinde size en çok önerebileceğim e, romorkar, römor, rö, mor, kör oyuncaklar. Yani genelde şöyle düşünün bir ip, bir tarafı düğüm şöyle, diğer tarafı da aynı şekilde düğüm olduğunu düşünün. Ya sık sık görüyorsunuz zaten Petshop'larda en çok satılan oyuncaklardan biri şu, şöyle işte bir şeyler bu bizim çocukların peluş oyuncağının askısı bir şeyleri. Yani bir ip düşünün, halat iki ucu böyle düğümlü e, parçalanmayacak yapıda bir halat düşünün. Bununla ciddi oyunlar yani ikili oyunlarda çok kolay e, bir oyuncak olabilir. Hem taşıması kolay sizin için hem köpeğin ilgisini çekiyor rengarenk olduğu için ve e, hareket ettirdiğiniz için ama burada bir problem var. Romorkor r morkör konuşamıyorum işte. Romorkör oyuncaklarda şöyle bir sıkıntı var. Biraz hırçınlaştırabiliyorsunuz köpeği. Yani şöyle söyleyeyim. Köpeğiniz onu tuttuğu zaman çekmek çok da doğru bir davranış. Tabii ki çekeceksiniz biraz böyle hani oynatmak için ama çok çektiğiniz zaman hem diş yapısına zarar verebilirsiniz. Ciddi bir çekmeye bağlı olarak boynu ileri doğru çekeceğiniz için omurgaya zarar verebilirsiniz boyun omurlarına. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bunun yerine komutlarla hani bırak e, yeter gibi komutlarla onu bırakmasını ve daha sonra tekrar işte atıp veya oynatabilirsiniz. E, römorkor oyuncaklarda da dikkat etmeniz gereken o düğümler zaman zaman açılıp ipler parçalanabiliyor yine aynı şekilde yutmasına dikkat etmenizi istiyorum bu çene yapısını bozmak e, haricinde e, Aslında oyuncak konusunda söylemem gereken e, iki şey daha var bir tanesi bir örnekle anlatacağım bu hep yutma konusunu söylüyorum Bir gün e, şehir dışındayım telefonum çaldı e, bir teyze aradı beni Dedi ki ya evladım işte köpeğim galiba oyuncakla oynuyordu. Plastik küçük toplarla. Yuttu onu dedi. Bulamıyorum evde. Teyzeciğim dedim yani yardımcı olmaya çalışırım ama maalesef dedim ciddi bir sorun. Artı ben şehir dışındayım dedim. Hani kliniğe gelip müdahale etme şansım yok. E, ayrıca size önerim ciddi bir operasyon olduğundan dolayı. Hani köpeğiniz yaşlı mı genç mi bilmiyorum ama genel anesteziyi... E, İğne şeklinde değil solunum şeklinde olabilir. Ama eğer mide veya bağırsağındaysa mutlaka bir cerrahın müdahale etmesini öneririm dedim. Peşinden birkaç kişi daha aradı yine aynı teyze için. Hepsine de ayrı ayrı tek tek anlattım. Ya bir sus ya. La bu ne kadar çok konuşuyor bu saat ya. sakin. Ee, anlattım dedim işte böyle böyle yapmayın etmeyin. İşte bize en yakın Trabzon'a Samsun, Erzurum ve Kars'taki veteriner fakülteleri var. Oraya götürün. Tabii ki ben yaparım diyen hekim çok dur bu durumda ee, ismi lazım değil bir arkadaş müdahale etmiş onu da gururla sosyal medyada paylaşmış sonra tabii bir gün sonra da hastayı maalesef kaybettiğimizi e, haber aldım ben de döndüm ondan sonra teyze tabii bastı bağırdı. dedim teyzecim ben burada olsam da müdahale etmeyecektim çünkü işin sonunun ne kadar ciddi operasyonun da ne kadar ağır olduğunu gerçekten biliyorum bazı biz pratisyen veteriner hekimler bazı şeylere müdahale etmememiz gerekiyor. Bunu insanlar işte ya yapmaktan çekiniyor, korkuyor. Hayır böyle bir şey yok. Yani şimdi sağlık ocağına gittiğinizde sağlık hizmetlerinin %90'ını alabilirsiniz ama fakülteye sevk ediyorlar. Fakülte sizi büyükşehir hastanesine yönlendiriyor. Örnek veriyorum Trabzon'da bir X sağlık ocağına gittiniz. Kan tahlilini yaptırdınız. Muayenenizi yaptırdınız. Ve size dediler ki bu bizi aşan bir durum. Tıp fakültesine gidin. Karadeniz Teknik Üniversitesi tıp fakültesine gidiyorsunuz. Onlar da tetkiklerini yapıyor. Diyor ki bunun sıkıntılı bir durum. Size tavsiyemiz Ankara veya İstanbul'daki araştırma üniversitelerinin hastanelerine gidin. Oraya gidiyorsunuz. Onlar diyor ki bunun çaresi bizde değil. Amerika'ya gidin. Şimdi ne sağlık ocağındaki doktorun bir suçu var. Ne tıp fakültesindeki ne Ankara'daki bazı şeylere. Gerçekten müdahale edip işleri karıştırmamak gerekiyor ki çok seviyor maalesef bizim veteriner arkadaşlar. Ben yaparım yaptı desinler falan. Yapabileceğiniz şeylerin sınırını bilmekte fayda var. Maalesef öyle bir hastamızı kaybetmiştik. Buradaki sözlerim veteriner hekim arkadaşları olsun veya ısrarla veteriner hekimlerinin bunu yapması için baskıda baskı altına alan hasta sahiplerimize, hasta yakınlarımıza olsun. Peki köpeğinizin... Abi ben anladım ya. Ben ne zaman video çeksem ezan okunuyor. Vallahi billahi. Neyse. Son bir şey daha söylemek istiyorum. Unutmayın ki kedik ve köpekleriniz çok çabuk oyuncaklarından sıkılabilir. Tabii ki bu şey demek değil. Hani gidin bütün paranızı veterinerlere, pet shoplara dökün. işte online olarak Oyuncaklar alın evde işte çocuğun 30 tane 40 tane oyuncak. Hayır bunu demek istemiyorum. 3 oyuncağı olsun ama sırayla verin. Hem yıpranmasını azaltırsınız. Tehlikelerin önüne geçersiniz. Hem de e onun canı sıkılıp o oyuncaktan tamamen soğumasını engellersiniz. Yeni oyuncak. Ya küçük çocuk gibi düşünün. Küçük çocuklara nasıl bir oyuncak e alıyorsunuz. Hemen 3 güne sıkılıyor. Kö köpekler de aynı şekilde. Dediğim gibi en önemlisi bu sağlık problemlerinin önüne geçmek ve olabildiğince parçalayamayacağı oyuncakları almanız. Bir de tabii en önemlisi oyuncağın neden yapıldığı da çok önemli. Hani kullanılan malzeme. Şimdi 1 liralık da oyuncak var, 50 liralık da oyuncak var. Hangisini tercih edeceğiz? Tabii ki 50 liralığın ederi 50 liraysa benim tavsiyem her zaman kaliteli ürün biraz pahalıdır. Ama faiz fiyat uygulayan bir yer içinde 1 liralık oyuncağı 50 lira fiyat çekiyor olabilir. Biraz internette araştırmanızı veya güvenilir bir pet shopunuz varsa ki çoğu pet shop pet shopçu arkadaşının öyle olduğunu düşünüyorum. Sağ olsun bizim Trabzon'da bir iki arkadaşımız var. Daha önce de ziyarete gitmiştik Melik Bey'in yanına e Ayaz Pet Shop'a. Mesela çoğu hasta sahibim de orayı tercih eder ve çok memnunlar. Ben de sık sık ziyaret ediyorum. Zaten sorumlu hekimiyim aynı zamanda Pet Shop'un. Çeşit çeşit ürünler var. Ee, herkese uygun ama e, özellikle bu içerikler konusunda çok dikkatli. Hani kaliteli ama ucuz ürünler ve kaliteli ve pahalı ürünleri e, tercih ediyor. Ucuz olması için kalitesiz bir ürün koymamak gerekiyor e, pet shoplarımıza. Çünkü oyuncağı alacak kişi bunun içeriğini bilmeyebilir. Sırf daha ucuz ol kişi ne vereceğiz la, 100 lira deyip gidip 3 liralık, 5 liralık ucuz oyuncağı seçip daha sonradan köpeğinde sağlık problemi oluşturabilir. Bu yüzden oyuncak seçiminde çok 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 dikkatli olmamız gerekiyor. Bugün 15-20 dakikalık bir video hazırlamıştım size. Bu şekilde. Umarım sorularınıza cevap verebilmişimdir veya sorularınız varsa alttaki yorum kısmına e, yazabilirsiniz ki bazılarınız diyor yorumlarımız niye çıkmıyor. Kontrolden geçtikten sonra cevaplandırmaya çalışıyoruz veya ee, yorumlarınız bizde duruyor. Biz onlardan soru cevap şeklinde hazırlıyoruz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın ve Ederner Bey ile kal. Balli.